Evet, şu anda canlı yayını başlattık. Biraz bekleyip katım, katılımcıların atması sonrasında konuşmalarıma başlayıp bugünkü yaşanan olayları, tüm gerçek yönlerini buradan ifade edeceğim. Evet, değerli izleyiciler... Şu anda biraz bekleyip biraz sonra katılımcıların atması neticesinde bugünkü yaşanılan olayların ve halkın nasıl kandırılmaya çalıştığının gerçeklerini birazdan ifade edeceğim. Evet yeni katılanlar oluyor diye şu anda tekrar tekrar izah ediyorum. Bugün yaşanılan skandalı buradan sizlere izah edeceğim. Çünkü şu anda Kıbrıs Türk halkını kandırmaya çalış Kıbrıs Türk halkını kandırmaya çalışan sözde gazeteciler var. Bu sebeple bugün yaşanan olay çok yanlış lanse ediliyor. Dolayısıyla bugün bunu açıklayacağım. Onu bir şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Bir dışarı alalım lütfen e, telefonu da bitireyim burada şeyi. Şimdi değerli arkadaşlar biraz bekleyeceğim. Katılımcıların biraz artmasını bekliyorum. E, bugün yaşanılan skandalı tüm çıplaklığıyla anlatacağım. Çünkü Kıbrıs Türk halkını kandırmaya çalışan bu olayı bugün manipülasyonla farklı bir boyuta getirmeye çalışan insanların olduğunu görüyorum. Bugün yine bütün dik duruşumuzda çıkıp bunların hepsini anlatacağız. Herkes de hakikatleri dinleyecek. Biraz daha bekliyorum katılımcıların artmasını. Tekrar etme sebebim yeni katılan arkadaşlar var. Basındaki arkadaşların da katılmasını ve olayı doğrularını öğrenmesini istiyorum. Bu sebeple biraz bekliyorum. Evet. Ümit ediyorum ki Kartal Harman beni izliyordur. Ümit ediyorum ki Taner Ulutaş beni izliyordur. Ümit ediyorum ki Hüseyin Ekmekçi beni izliyordur. Çünkü kamuoyuna belki bilgi eksikliğinden, belki onlara da onları suçlamıyorum. Yanlış bilgiler gidiyor diye olayların gerçeğini Değil de farklı bir şeklini izah ettiklerini sosyal medyadan ya da barış e, e, basından bu şekilde ifade ettiğini görebiliyorum. Haber sitelerinden. Onun için ben burada olayın gerçeklerini bahsedeceğim. Anlatacağım bugün yaşanılan şeyi. Kıbrıs Türk halkının her kişisinin bunu öğrenmeye ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Evet. Lütfen eğer. Sayın Kartal Harman, Sayın Hüseyin Ekmekçi, Sayın e, Taner Ulutaş gibi isimler izlemiyorlarsa birileri lütfen rica ediyorum onlara haber versin ve şu anda beni izlesinler. Öyle gerçek dışı bilgiler vererek insanların günaha alınmasın, yanlış bilgiler verilmesin, Kıbrıs Türk halkı kandırılmasın. Buradan çok sevgili dostum özellikle Kartal Harman'a çok severim. Kendisine sosyal medyada yazdığı şeyler doğru değil. Ona yanlış bilgi veriyorlar. İnşallah beni izliyordur Sayın Kartal Harman ve olayın gerçeklerini öğrenecektir. Evet şu anda konuşmaya başlayacağım birazdan. Katılımcıların artmasını bekliyorum. İnşallah basın mensupları net olarak gerçeği bugün dinleyecekler araçtan şeyi getirelim o kağıtları. Evet. Tekrar ediyorum. Sayın Kartal Harman, Sayın Taner Ulutaş, Sayın Hüseyin Ekmekçi. Bilerek ya da bilmeyerek yanlış bilgi aktarıyorsunuz. Dolayısıyla halk yanlış bilgi sahibi oluyor. Ben burada bütün yaşananları ispatıyla beraber konuşacağım aksini ispat edecek birisi varsa da onu davet ediyorum. Yani bir canlı yayında bir yerde görüşelim. Yeter artık Kıbrıslı Türklerin kandırıldığı. Yani basın, gazetecilik bu şekilde olmaz. Burada dedikodu gazeteciliği yapıyor. Kıbrıs Türk halkına yanlış bilgi veriliyor. Bakın özellikle altını çizerek söylüyorum. Tekrar ediyorum. Çok sevgili dostum Sayın Kartal Harman. Belki yanlış bilgi verdiler kendisine. Dolayısıyla bu yanlış bilgi neticesinde belki kendisi yanlış bilgi paylaştı. İnşallah izliyordur. İzlemiyorsa bile birileri umarım kendisine haber eder. Bakın değerli izleyiciler. Şimdi bugün benim adıma yani Bertan Zaroğlu'nun adına Kiralanmış olan bir araç Yakın Doğu Üniversitesi yolunda yanımda bulunan arkadaşların bir tanesinin kullanımında durduruldu. Buraya kadar her şey çok güzel. Arabayı kullanan kişiye bu arabayı kullanıyorsunuz ama adınız var mı kağıtta diye soruldu kişi de ben olduğunu zannediyorum ama kağıt şu anda yanımda değil. Araç milletvekilinin kiraladığı bir araç. Bir telefon edip size bilgi veriyorum." dedi ve beni aradı. Ben de polis memuruyla konuşmak istedim fakat polis memuru konuşmak istemeyince saygı gösterdim. Görevini yapıyor. Saygılı oldum ve dedim ki "Peki hiç ısrar etme." Ben hemen firmayı arıyorum. Ve döndüm firmayı aradım. Aracın kiralandığı firmayı aradım. Firmaya sordum. Ne yaptınız bu sözleşmeyi? Bazen telefon geliyor ve kesiliyor. Kusura bakmayın. Firmaya sordum. Ben sizden bunu aldığım zaman aldığıma dair orada kamera kayıtları var değil mi? Yani bu aracı gelip benim bizzat aldığımı, bu araç benim adıma kira sözleşmesi yapıldığına dair kameralarınız var değil mi dedim. Evet vekilim kamera kayıtları var. İstediğiniz zaman polis de istediği zaman verebiliriz. Bu araç sizin adınıza kayıtlıdır. Fakat o kağıt geldiğiniz gün yazılmadı. Biraz önce de beni polis aradı. Sordu. Bu araç kimin adına kayıtlı diye. Tabi polise eski kayıtlı olan kağıt üzerindeki isim bildirildi. Çünkü firmada çalışan kişiyle firma sahibi arasındaki koordinasyon eksikliğinden. Ve bu araç benim adıma alındığı polise söylendi. Fakat kağıtta eski isimlerin kaldığı ifade edildi. Neyse bunlar hiç önemli olan tarafları değil. Ve polis burada ceza uygulamak istedi. Ben de aracı süren yanımdaki çalışan arkadaşa sakın itiraz etme. Cezası neyse ödenecek. Lütfen cezayı kesin diye ona ifade etmesini söyledim. Aynı bu şekilde ifade edildi. Bu konuşmaların hepsi kayıt altındadır. Değerli izleyiciler. Aksini hiç kimse konuşamaz varsa bu sevgili Hüseyin Ekmekçi'nin Sayın Taner Ulu Taş'ın böyle iddiaları varsa lütfen bir araya gelelim ve ben bunları ispat edeyim. Olay yerine geldim polisin yanına ve polise bu aracın benim olduğunu, benim adıma kayıtlı olduğunu, şu anda kullanımından dolayı ceza kestiniz kişiye ceza kestiniz, bu suçsa elinize sağlık, lütfen anahtarımı alabilir miyim? şeklinde çok kibar bir şekilde, gayet kibar bir şekilde orada kendisinden anahtarımı istedim. Ve milletvekili olduğumu ifade ettim. Kendisi de biliyorum dedi ve anahtarı teslim etmeyeceğini söyledi. Anahtarı teslim etmeyeceğini söyleyince bunu hangi hakla yaptığını sordum. Yani cezayı kestin. Suç varsa o arkadaşın suçu varsa cezasını kestin. Fakat bu araç benim adıma kayıtlı dedim ve Whatsapp'tan bunun görüntüsünü istedi. Bunu da gösterdim. Ve kendisine ekstra benim bunu kamera kayıtlarıyla da ispat edebileceğimi ama milletvekili olduğumu yani sözüme mi itibar etmiyorsun diye kendisine bu şekilde ifadede bulundum. Buna rağmen amirimi aramam lazım dedi ve amirini aradı. Amiri ismi eee Kutlay isimli trafik şube amirini aradı. Kutlay Malek'i arayarak ona vekil bana gösterdi. Bu araç kendisinin adına kayıtlı. Yani kendisi kiralamış bu aracı. Diye ifade ederken ben Kutlay Bey ile görüşmek istedim. Kutlay Bey telefonu aldığımda çok nezaket dışı bir tavırla konuşarak ben ona sorduğumda hangi hakla benim aracım tutuluyor, anahtara el koyuluyor. Bu araç benim adıma kayıtlı, ispat ediyorum. Bakın kamera kayıtları da var. Ayın 13'ünde bizzat gidip bu aracı ben kendim aldım dememe rağmen sen bunu kağıtla ispat etmek zorundasın diye telefonda bana cevap verdi. Ben de siz bana sen diye hitap edemezsiniz dedim ve telefonu uzattım polise. Olay tamamıyla budur ve bir buçuk saat, bir saat 45 dakika polis memurları benim aracıma el koydular. Milletvekili aracına el koydular. Bunu ibraz etmeme rağmen, bunu orada ispat etmeme rağmen. Fakat bir saat 45 dakika sonra tüm basın mensuplarının önünde Polis memuru telefon konuşması yaparak yanıma geldi ve anahtarı bana uzatarak Polis memuru anahtarı bana uzatarak araba sizin adınıza kayıtlıymış ve herhangi bir evrak eksikliği bulunmuyor diyerek anahtarı teslim etti bana. Ve ben sordum. Ben zaten bunu 2 saattir söylüyorum. Bu araba benim adıma kayıtlı. Ve ben bunu iki saattir bir milletvekili olarak size ifade ediyorum. Eğer suç varsa şu anda bana niye anahtarı teslim ediyorsunuz? Eğer suç yok ise hangi hakla? Hangi hakla halkın iradesini temsil eden bir dokunulmazlığı olan bir şahsı iki saattir bu şekilde durduruyorsunuz diye basının önünde tüm kameralar önünde bu soruyu sordum. Bakın buradaki detay şudur, şudur değerli izleyiciler. Şimdi tekrar anlatacağım yeni katılanlar için. Bakın burada nezaket dışı herhangi bir söylemim olmadı. Herhangi bir şekilde sesimi yükseltmedim. Ben milletvekiliyim diye onlara herhangi bir şekilde böyle bir yaklaşımım, bu tarz böyle sert bir yaklaşımım ya da ters ya da nezaket dışı bir yaklaşımım olmadı. Bütün bunlara rağmen şimdi basınlı Görüyorum sosyal medyayı görüyorum. Sanki ben milletvekilliği kimliğimi kullanarak birisi yakalanmış ve ben de onu kurtarmaya çalışıyorum. Böyle bir şey kesinlikle olmadı. Sayın Kartal Harman, lütfen bu sayın Taner Ulutaş, sayın Hüseyin Ekmekçi lütfen bildiğiniz başka bir şey varsa ispat edin yoksa sizi bunu düzgün bir şekilde halka tekrar anlatmaya davet ediyorum. Değerli dostum Kartal Harman'a sesleniyorum. Asla telefon geldiği için kesiliyor bazen. Değerli dostum Kartal Harman'a sesleniyorum. Sana yanlış bilgi vermiş olabilirler. Ben senden istirham ediyorum. Bu olay bu bu videoyu izliyorsan lütfen açıklamalarını düzelt. Çünkü bana orada bir haksızlık var. Ben milletvekilliği kimliğimi kullanarak Herhangi bir olaya engel olmadım. Tamamıyla yazılan ceza da haklıdır. Yazsınlar. Ona da bir şey demiyorum. Bana değil başkasına. Fakat benim adıma kayıtlı bir araba milletvekilli olduğum bilinmesine rağmen ve o arabanın bana benim adıma kayıtlı olduğu yani kiralanmış olduğu bilinmesine rağmen ve bunu ispat etmeme rağmen elde kamera kayıtlarının olmasına rağmen yani benim bu aracı gidip bizzat kiraladığım kamera görüntüleriyle sabit olmasına rağmen benim aracımı teslim etmeyen polis 2 saat sonra tam iki saat sonra efendim bu araç sizin adınıza kayıtlıymış buyurun anahtarınızı herhangi bir evrak eksikliği de yok gidebilirsiniz diye ifade etti. Ve bunu bütün kamera kayıt, kayıtlarının huzurunda yaptı. Şimdi Kıbrıs Türk halkını kandırıyorlar. Esas meselelere de gireceğim burada. Bakın artık buraya gelmiş durumda. Buraya kadar gelmiş durumda. Polislerin yanından araçla geçen bazı araç sahipleri şöyle işaret yaparak polislere Bertanzaroğlu'nu durdurdunuz. Bravo, bravo diye faşizanca, faşistçe yaklaşım sergiliyorlar. Bu ülkedeki bu kişiler haddini fazlasıyla aşmış durumdadır. Artık susmayacağım. Herkes haddini bilmek zorundadır. Bu ülkede milletvekilliği makamına bu saygısızlığı kabul etmiyorum. Bunu sonuna kadar da dile getireceğim. Bakın, tekrar ediyorum, bugün kamuoyuna yansıtılan şekilde gelişmedi olaylar. Bakın burada yazan bir tanesi var, TC Abdulbaki Okutan. O da birebir olaylara şahittir. Burada yanımda bulunan onlarca kişi olaylara şahittir. Milletvekilli ol milletvekili olduğumu söylememe rağmen bilmesine rağmen aracın benim adıma kayıtlı kiralanmış olduğunu ispat etmeme rağmen ifade etmeme rağmen orada saygısızca bir tavırla ki bunlar görüntülerde açıktır. Ben ona bak ben bir birey olarak bu ülkenin bir vatandaşı olarak soruyorum. Hangi hakla bunu yapıyorsun? Bırak milletvekilliğimi diye ifade etmeme rağmen Hiçbir şekilde konuşmuyor, cevap vermiyor. Bu bir saygısızlıktır. Bu ülkede herkesin bir gün adalete ihtiyacı olabilir. Şu an şu an izleyen herkesin, şu an izleyen milletvekillerinin, şu an izleyen basın mensuplarının bir gün sizin de bu adalete ihtiyacınız olabilir. Ben bunu buradan bütün yüreklikle söylüyorum. Aksini iddia eden Yalancıdır, müfteridir. Polis mensubu milletvekiline bu şekilde saygısızca davranamaz. Basın mensubu olduğunu iddia eden, onurlu kişi olduğunu iddia eden, şerefli kişi olduğunu iddia eden basın mensupları da bu şekilde haber yapamaz. Kamuoyunu kandırıyorsunuz. İnsanlara bize küfür ettiriyorsunuz. Hakaret ettiriyorsunuz. Ve bunu tamamıyla Türkiye'li düşmanlığı yüzünden yapıyorsunuz. Hı. Net söylüyorum? Bugün Kral Çıplak diye buradan haykırıyorum. Siz Türkiye'li düşmanısınız. Ve bu sebeple kamuoyunu defalarca kandırıyorsunuz. Bakın ben Taner Ulu Taş'a telefon ediyorum. Telefona cevap vermiyor. Hakikatleri bilmesine rağmen Başka bir detay ifade ediyorum. Polis içerisinden aldığımız bir kaynağa göre deyip yalan yanlış bilgilerle gerçek dışı ifadelerle haber yapılıyor. Sanki benim polise saygısızca kendi kendini milletvekiliyim ben şekliyle edalanmalarla hareket ettiğimi ifade ederek yanlış haberler yapıyor, yalan haberler yapıyor. Onlarca kişi orada o polis mensuplarına karşı ne kadar kibar davrandığımı ve sadece onlara bunu hangi hakla yaptıklarını sorduğumu herkes gördü. Kamera kayıtlarında olmasına rağmen Sayın Hüseyin Ekmekçi kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor. Sayın Taner Ulutaş yalan, yanlış, gerçek dışı bilgilerle, gerçek dışı düzeltiyorum gerçek dışı bilgilerle kamuoyunu kandırıyor. Ve bunu polisten aldığım bir içeriden aldığım bilgiyle diyor ki o polis mensubu adı bahse konu e, Kutlay Malek kendisinin de arkadaşıdır. Yani biz bu ülkede adaleti arkadaşlarımıza göre, akrabalarımıza göre, yiyenlerimize göre mi tesis edeceğiz? Buna göre mi haber yapacağız? Buna göre mi basın olarak kamuoyunun önüne onurlu duruş sergilediğimizi ifade edeceğiz. Bu mudur onurlu duruş? Polis genel müdürünü arıyorum. Polis genel müdürüne acil çok ivedi bir durum gerçekleştiğini lütfen kendisine yetişin diyorum emir subayına ve bana bir saat sonra başkaları aracılığıyla haber geliyor. Bir saat bekledim orada dönüş bekledim. Hiç kimse tüm emniyette üst düzeylerin bu olaydan haber olmasına rağmen hiç kimse müdahale etmedi. Bir buçuk saat sonra bana anahtar uzatılarak efendim buyurun araç sizin adınızaymış kira sözleşmesi. Herhangi bir eksik evrak yokmuş diyerek anahtar uzatıldı. Ben de soruyorum. Eğer benim suçum varsa, eğer ortada bir suç varsa, eğer kendisinin milletvekilinin arabasına el koyma hakkı varsa bu suçtan dolayı o anahtarı bana niye geri verdiler? Eğer suç yoksa ki yok. Araç benim adıma kiralanmış kamera kayıtları var, belge var dememe rağmen, bunu göstermeme rağmen nasıl iki saat boyunca orada bu şekilde bekletilerek kamuoyuna bu duruma düşürülüyoruz milletvekili makamı. Devlet ciddiyeti nerede? Oradan çıkıp polis genel müdürlüğüne gittim ve biraz önce şikayette bulundum. İlgili polis memuru Serdar ve Kutlay Malek hakkında şikayette bulundum. Olay tamamıyla böyledir fakat bu ülkede basının bize karşı olan bazı basın mensuplarının husumetten dolayı bize karşı olan düşmanlığından dolayı zihniyet bozukluğundan dolayı kamuoyuna sürekli bizlerle ilgili haberler manipüle ederek servis ediliyor. Bunlardan birisi Sayın Hüseyin Ekmekçi'dir. Kendisine hakaret ettiğim gerekçesiyle bana dava açmıştır. 10 ya da 15 bin tam geçmiş zaman hatırlayamıyorum. Avukatımla bunu da ibraz ederim. Para verdim ve davasını çekti. Bakın buradan ilk defa söylüyorum. Bu sebeple kendisine hakaret ettiğim için dava açtı. Olay büyümesin diye avukatlar araya girdi. Para talep etti ve ben de o parayı ona ödedim. O gün bugündür düşmanlık ediyor ve bu sebeple bizimle ilgili sürekli haber sayfasından sürekli kamuoyuna bizimle ilgili yanlış bilgi veriyor. Ve o yanlış bilgi neticesinde sürekli halktan Halk içerisinde yanlış bilgi sahibi olan isimler bize küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ben buradan izleyen bütün herkesin vicdanına sığınıyorum. Soruyorum, bu mudur? Bu işin hakkı. Taner Ulu Taş, sayın Taner Ulu Taşa defalarca telefon edip yaptığı haberlerin yanlış olduğunu söylemem neticesinde. Hala daha aynı şekilde kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor. Bunların kayıtları hepsi elimde mevcuttur. Ne için böyle yapılıyor soruyorum? Neden Bertanzaroğlu'nun bu işin neden bu şekilde yapıldığını soruyorum? Bertanzaroğlu'nun milletvekilliğini hazmedemeyenler, Yeniden Doğuş Partisi'ni hazmedemeyen bunlara sesleniyorum, soruyorum. Nedir sizin derdiniz? Nedir bu faşizanca saldırı? Nedir bu faşistlik? Yetmedi mi sizin yaptığınız? Bundan sonra haykıracağım buradan. Kral çıplak diyorum buradan. Siz Türkiye'li düşmanlığı yaparak, yaratarak haber yapıyorsunuz. Sesleniyorum lütfen detay Kıbrıs sitesini inceleyin. Son iki aydır yapılan paylaşımları inceleyin. Sürekli bir belli kişilere belli yerlere isim söylemeyeceğim. Lütfen siz inceleyin ve fark edin olayı. Nedir bu Türkiye düşmanlığı? Nedir bu bize karşı olan düşmanlık? Neden bu şekilde yalan yanlış bilgiler veriliyor kamuoyuna? Sevgili sevgili dostum Kartal Harman'a sesleniyorum. Yanlış bilgi verilmiş muhtemelen sana karşı, sana lütfen o Facebook'ta yazdığını düzeltmeni senden rica ediyorum. İşin gerçeği budur. Polise ifade de verildi. Yüzlerce kişi orada şahit, onlarca kişi orada şahit ve kesinlikle benim polise karşı herhangi bir saygısızlığım, yanlış bir söylemim olmadı. ve orada araba başkası sürüyormuş da ceza kesilmiş de ben bu işe gelip müdahil olmuşum milletvekiliyim diye engel olmuşum şeklinde haberler tamamiyle yalandır. İftiradır. Böyle bir şey kesinlikle olmadı. Polisin araca el koyması milletvekili olduğumu bilmesine rağmen aracın benim adıma kayıtlı olduğunu bilmesine rağmen bunu ispat etmeme rağmen orada amirinden talimat aldığını söyledi ve anahtarı teslim etmedi. Yeni katılanlar olduğu için belki görülmemiştir düşüncesiyle bazen tekrar ediyorum. Bakın onursuzca, haysiyetsizce, şerefsizce küfürler ediliyor. Hakaretler ediliyor bize. Bu hakaretler, bu küfürler bu ülkedeki bazı basın mensuplarının halkı yanlış yönlendirmesi neticesinde yapılıyor. Bakın burada yeniden Doğuş Partisi'ne karşı ayrımcı diyenler, Türkiye'lilerin partisi diyenler açıkça Türkiye'li düşmanlığı yaparak, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı yaparak faşizanca bize saldırıyorlar. Bakın söylüyorum. Hüseyin Ekmekçi, Sayın Hüseyin Ekmekçi kendisine hakaret ettiğim iddiasıyla gitti dava açtı avukatı aracılığıyla. Para talep ederek bu davayı çekeceği söylendi. Ben de ona elimde belgesi var. Para ödedim ve davasını çekti. Bu sebeple benimle ilgili sürekli sürekli ama sürekli yanlış bilgi, yalan haber yapıyor. Sosyal medyadan yazıyorum kendisine. Şu anda verdiğin bilgi yanlış diyorum. Neden bunu yapıyorsun diyorum. Ve daha sonra olayı başka boyuta çekiyor. Bakın bu ülkede kral çıplak diye buradan haykırıyorum. Türkiye düşmanlığı yapan, Türkiye'li düşmanlığı yapan insanlara sesleniyorum. Haddinizi aştınız. Haddinizi aştınız. Bundan sonra asla susmayacağım. Sosyal medyada nedir bu faşizanca saldırılar? Nedir bu küfürler? Domotel 10 milyara kiralanır, sömürülür Domotel. Biz gider oraya teklif yaparız. 10 milyar ödeyen firma devlete 100 milyar ödemek zorunda kalır. Bu devlet Bertanzaroğlu'nun sayesinde... Bu devlet Bertanzaroğlu'nun sayesinde 2 milyon yaptığı teklif sayesinde oyunu bozması sayesinde şu anda her ay 100 bine yakın para kazanıyor. Yani 90 milyar daha fazla. Ama bakın altındaki söylemlere Bertanzaroğlu'na hakaretler, küfürler. Yeniden Doğuş Partisi'ne hakaretler. Ne için? Çünkü kamuoyunu işte bu gazeteciler yanlış yönlendirdiği için, yanlış bilgi verdiği için. Değerli izleyiciler, şu anda bazen telefon geldiği için yayın kesiliyor, onun için tekrar ediyorum. Bakın, bugün kamuoyuna yanlış bilgi veriyor Hüseyin Ekmekçi, yanlış bilgi veriyor S Sayın Taner Ulutaş. Haber sitesinde Polisten aldığım güvenilir bir kaynağa göre deyip benim orada polise yanlış tutum sergilediğimi söylüyor. Bu küllüyen iftiradır. Bu yanlış bilgidir. Bu doğru haber değildir. Bu sürekli yapılıyor. Bakın bize karşı artık bu yapılanlardan dolduk ve buramıza geldi. Yeter artık. Nedir bu yeniden Doğuş Partisine düşmanlık? Biz bu ülkenin anayasasına uygun bir şekilde kurulmuş siyasi partiyiz. Ben de halkın iradesini temsil eden bir milletvekiliyim. Nedir bu yapılan? Bir buçuk saat, yaklaşık iki saat sonra bana anahtar uzatılıp buyurun efendim araç sizin adınızdaymış imzalanmış ve herhangi bir eksik evrak yok deyip anahtar teslim ediliyor. Eğer bir suç varsaydı ortada neden iki saat orada anlatmama rağmen, ifade etmeme rağmen tüm Kıbrıs Türk halkına canlı yayında bunu göstermeme rağmen yaptıkları o saygısızca tavrı göstermeme rağmen hangi hakla yapıldı bu? Acaba Faiz Sucuoğlu'na yapılabilir mi bu? Acaba Hasan Taço'ya yapılabilir mi? Acaba Asım Akansoy'a yapılabilir mi? Serdar Denktaş'a yapılabilir mi? Nedir bu faşizanca tavır? Herkes haddini bilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benim kişisel hiçbir şekilde beklentim yok. Ama bu makama saygısızlığı yaptırmam. Bunun bedelini yargı önünde ödeyecekler. Bu ülkede ben basıncıyım deyip, ben gazeteciyim deyip onursuzca yalan yanlış bilgilerle haberler yansıtılıyor. Ve o haberlerin altında insanlar bizlere küfür ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Yüzlerce. Benim 12 yaşında çocuğum var. 12 yaşındaki çocuğum bana soruyor. Neden böyle küfür ediyorlar diyor. Hiç mi utanma yok? Hiç mi onur yok? Hiç mi şeref yok sizde? Bunu yapan herkese sesleniyorum. Siz onursuzsunuz. Şerefsizsiniz. Sizin de çocuğunuz var. Siz de bir aile babasısınız. Aile, aile annesisiniz. Ve çıkıp sosyal medyadan pervasızca hakaret ediyorsunuz. Benim 12 yaşındaki oğlum bana soruyor. Baba neden sana bu şekilde sövüyorlar, küfür ediyorlar diyor. Artık büyüdü. Sosyal medyaya girip oradaki haberleri, oradaki yazıları inceleyebiliyor. Benim sayfamı inceleyebiliyor. Sizde hiç mi onur şeref yok? Haysiyet yok. Soruyorum. Yalan yanlış bilgilerle kamuoyuna, kamuoyunun önüne bize atan basın mensuplarına soruyorum. Hiç mi onurunuz yok? Nedir bu sürekli bir Yeniden Doğuş Partisi düşmanlığı, Bertan Zaroğlu düşmanlığı? Yüzlerce, yüzlerce yazan yorumlar var. Türkiye düşmanlığı, Türkiyeli düşmanlığı, Yeniden Doğuş Partisi düşmanlığı, Bertan Zaroğlu düşmanlığı. Ama bizim tek bir kelamımız yok. Ayrımcılığa dair Bizim tek bir kela, kelamımız yok bölücülüğe dair. Ben Türk milliyetçisiyim. Hiç kimseyi birbirinden ayırmıyorum. Bunu sürekli dile getiriyorum ama yüzlerce yüzlerce yorum. Yüzlerce yapılan yüzlerce yapılan yalan yanlış haberler, yönlendirilen haberler. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Yapmayın, bu insanları bölmeyin ayrımcı sizsiniz faşist sizsiniz Kıbrıs'ta Türkiyeli ayrımı yapan sizsiniz Bunun bedelini Bunun bedelini sandıkta size halk ödetecek göreceksiniz Özür dileyerek şunu söylüyorum. Bazen tekrar ediyorum söylediklerimi yeni Yeni katılan arkadaşlar olduğu için ve telefon gelip kesildiği için tekrar ediyorum. Şu an bizi izleyen yüzlerce insan var. Görüyorum buradan. Soruyorum. Bakın bizimle ilgili, yeniden Doğuş Partisi ile ilgili, Bertan Zaroğlu ile ilgili sosyal medyada çıkan haberlerin altındaki yorumlara bakın lütfen. Böyle bir hakaret, böyle küfür sürekli 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 yanlış, yalan yönlendirme haberlerin altında yorumları görüyorum. Bakın bu yorumları benim 12 yaşındaki oğlum da görüyor sosyal medyada. Soruyorum bu yönlendirme haberi yapan gazetecilere, siz bu kadar mı onursuzsunuz? Kral çıplak diye buradan haykırıyorum. Bu onursuzluktur, şerefsizliktir, haysiyetsizliktir. Yıllardır, yıllardır hakarete uğruyoruz. Faşizanca hakaretler ediliyor bize. Her zaman biz birlik, bütünlük, beraberlikten bahsediyoruz. Bir tek açıklamamız yok bizim ki biz ayrı insanlar ayrı insanlarız diye. Sürekli birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Bir tane tek bir tane açıklamamız yok ne benim ne yeniden Doğuş Partisi'ndeki arkadaşlarımın. Bir tek ayrımcı açıklamamız yok. Sürekli diyoruz ki biz anayasaya uygun bir şekilde kurulmuş Siyasi partiyiz. Niye bu kadar hazımsızsınız? Ne için? Sürekli saldırı, sürekli hakaret. Yani bunu yapan taraftasınız. Ama bölücülükle ve ayrımcılıkla suçlayan taraftasınız. Bu nasıl bir yaman çelişkidir? Bu nasıl bir abeste iştigal durumdur? Yetmedi mi yaptığınız? Yazık değil mi bu insanlara? Bu insanlar etle tırnak olmuş durumdalar. Sürekli bölüyorsunuz, sürekli ayrımcı yönlendiren haberlerle bizlere hakaret ettiriyorsunuz. Burada yanlış bilgi neticesinde haber yapan sevdiğimiz arkadaşlarımız da var. Bakın sevgili Kartal Arman, nereden ne bilgi aldın bilmiyorum ama sana yanlış bilgi vermişler değerli dostum. Senden istirham ediyorum. Televizyon programına çağır. İstiyorsan orada konuşayım, anlatayım. Oradaki insanları toplayıp getirelim. Kamera kayıtlarında o insanların yüzü, kim olduğu hepsi tespitli. Orada herkes gördük. Polise karşı gayet kibar bir şekilde, gayet düzgün bir şekilde konuşuyorum. Bunu yapmaya hakkının olmadığını söylüyorum. Ama polis bana böyle talimat aldım diyor. Yanlış talimat veriyorlar sana. Seni usulsüzlüğe, yanlış şeye itiyorlar diyorum. Elinde yazılı bir talimat var mı? İstedin mi diyorum. Cevap vermiyor, veremiyor. Kameralar kapandığında ben emir kuluyum diyor. Polisin adını unutuyorum sürekli. Kutlay Kutlay Malek Kutlay Malek'ten talimat aldığını söylüyor. Kutlay Malek'i de tanımıyorum. Fakat benimle konuşması tamamiyle saygı sınırları dışında. Hangi hakla bunu yaptıklarını sorduğumda sen bunu ispat edeceksin diyor bana. Siz benimle sen diye konuşamazsınız deyip telefonu uzattım. <laughs> Yani burada bakın altını çizerek şunu vurgulamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde polis teşkilatı çok zor şartlar altında hizmet veriyor. Bunu mecliste de defalarca yeniden Doğuş Partisi olarak hem ben hem Sayın Genel Başkanım dile getirdi. Fakat polisin içindeki çürük elmalar ayrılmalıdır artık. Feto soruşturmasından dolayı baylok kullanan polis memurları şu anda görevdedir. Feto soruşturmasından dolayı baylok kullanan suç unsuru bulunan polis memurları şu anda görevdedir. Görevden el çektilirmedi. Ses diye soruyorlar. Ses Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet, bakın buradan şu anda söylüyorum. Taner Ulu Taş bizi izliyormuş. Sesleniyorum. Onurlu gazetecilik istiyorum. Bugün yapmış olduğu haber gerçek dışıdır. Sesleniyorum buradan gözünün içine bakıyorum. Sevgili Taner Ulu Taş, sürekli bizimle ilgili yönlendirici haber yapıyorsun. Son iki aydır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir internet sitesi olarak Tayyip Erdoğan'a saldırıyorsun. Türkiye hükümetine saldırıyorsun. Bizimle ilgili yanlış bilgi veriyorsun. Kime hizmet ediyorsun? Taner Ulutaş, sevgili Taner Ulutaş sana soruyorum. Kime hizmet ediyorsun bunu yaparak? Şu an izlediğini biliyorum. Buradan sana Hodri meydan diyorum. Hadi televizyon programına davet ediyorum seni. Hadi beraber programa çıkalım. Yetmedi mi halkı kandırdın? El çekeceksin bu işten. Halkı kandıramazsın. Yanlış bilgi veriyorsun. Sürekli yönlendirme haberler yapıyorsun. Buradan bir kere daha ifade ediyorum. Bundan sonra hiçbir şekilde susmayacağım. Bu ülkede hiç kimse Kıbrıslı, Türkiye'li ayrımı yapamaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını Kıbrıslı, Türkiye'li diye ayıranlar onursuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir. Bunu her kim yapıyorsa Hodri meydan sosyal medyada bize küfür edenler hakaret edenlere söylüyorum. Hadi siz de çıkın deyin Türkiye'li Kıbrıslı ayrımı yapanlar şerefsizdir. Onursuzdur deyin. Benim gibi yürekli olun. Diyemezsiniz. Çünkü siz yapıyorsunuz. Çünkü bunu siz yapıyorsunuz. Bu onursuzluktur. Şerefsizliktir. Haysiyetsizliktir. Bakın ben üzerime hiçbir pay almıyorum çünkü ben Türk milliyetçisiyim. Ne ben ne yeniden Doğuş Partisi Kıbrıslı Türkiye'li ayrımı yapmaz. Biz ayrım yapmıyoruz. Fakat bize küfür edenlere, hakaret edenlere söylüyorum. Bakın buradan söylüyorum. Kim ki Kıbrıslı Türkiye'li diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını, vatandaşlarını ayırır. Bununla ilgili söylemlerde bulunur. Şerefsizdir, onursuzdur, haysiyetsizdir. Hadi çıkın bize küfür edenlere. Hakaret edenler, sizler çıkın siz de aynı benim gibi cesur olun. Üzerinize almayın bunu ve deyin ki evet bu ülkenin vatandaşlarını ayıranlar şerefsizdir deyin. Haysiyetsizdir deyin. Hadi benim gibi yapabilin bu yapamazsınız Çünkü biz bu ülkede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak faydasında herkesi bu ülkenin eşit vatandaşları olarak görüyoruz Siz görmüyorsunuz yapabildiğiniz hiçbir şey olmadığı için de küfürler ediyorsunuz hakaret ediyorsunuz ve bunu Kıbrıs Türk halkını yönlendiren gazetelerin gazetecilerin, Yönlendirme haberlerinin altındaki sayfalara yapıyorsunuz. Bundan sonra hiçbir şekilde susmayacağım. Bu ülkede hiç kimse bu ülkenin vatandaşlarını ayıramaz, bölemez. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sandıkta halk size gereken cevabı verecek. Ama hep bu devletin bekası için, bu devletin itibarı için susuyoruz, artık susmayacağım. Artık susmayacağım. Her kim ki bunu yapar, Kıbrıs'ta Türkiye ile ayrımı yapar, bunların hepsini deşifre edeceğim. Yanlış bilgiye, kamuoyunu yanıltan bilgiyle haber yapan isimleri deşifre edeceğim. Yani... Üç kişinin takip ettiği gazetelere bizimle ilgili yanlış bilgiler yazmakla gerçeğin saklanacağını mı zannediyorsunuz? Şu an bin kişi izliyor. Bu ülkedeki her kişiye, her vatandaşa ulaşacağız gerekirse. Yalan haberlerinizi, sizin yalancılığınızı, onursuzluğunuzu, kalem satmışlığınızı bu kamuoyuna deklare edeceğim. Hangi hakla bunu yaparsınız? Neymiş efendim? Polisin içerisinden almış olduğu sağlam bir kaynağa göre Sayın Taner Ulutaş benim orada polise hakaret ettiğimi ve milletvekili olarak bazı olaylara engellediğimi ifade ediyor ve tamamını şimdi tam önümde değil bu şekilde yanıltmaca bilgiler veriyor halka ve onun altında insanlara bize küfür ettiriyor, hakaret ettiriyor. Bunlar yalandır. Onlarca kişi orada şahittir. Elde görüntüler vardır. O insanların yüzünü tek tek çektim oradakilerin. Bakın bu ülkede adalet bir gün benim haricimdeki 49 milletvekiline de lazım olacak. Adalet bir gün o sosyal medyada pervasızca, onursuzca hakaret edenlere de lazım olacak. O gün geldiğinde bugünü hatırlayıp pişman olursunuz. Bakın, bu ülkede 7 Ocak seçimlerinden sonra Milletvekilliği olduktan sonra bir buçuk iki ay boyunca hükümet bizzat şahsımla uğraştı. Ama bana hırsız diyemediler. Ama bana hırsız diyemediler. Bu ülkede bir karış elde etmişliğim bir toprağın olduğunu diyemediler. Herhangi bir yerden çıkar menfaat elde ettiğimi söyleyemediler. Yapabildikleri nedir biliyor musunuz? Nasıl vatandaş oldu bu? Bu memlekette hırsız bu memleketi soyan isimler var. Neden tek bir haber bile çıkmıyor? Ne oldu yolsuzluk dosyaları? Bunca savcılıktaki yolsuzluk dosyalarına ne oldu? Bakın buradan Kıbrıs Türk halkının tamamına sesleniyorum. Kandırılmayın. Sizi kandırıyorlar. Bunu bilerek kalemlerini satarak yapıyorlar. Bir yerlere hizmet ediyorlar. Bizi size kötü gösteriyorlar. Böyle bir şey yok. Bizi bu ülkede ayrımcılıkla suçlayanlar, bizi bu ülkede bölücülükle suçlayanlar ayrımcılık yapıyor, bölücülük yapıyor. Bakın söylüyorum. Bütün yüreğimle sesleniyorum buradan izleyen herkese. Her kim ki şahsımı da içine katarak söylüyorum. Yeniden Doğuş Partisi içerisinde Kıbrıslı, Türkiyeli ayrımı yapıyorsa şerefsizdir, onursuzdur, haysiyetsizdir. Böyle birisi yok. Ama bize küfür edenler, bize hakaret edenler onlara soruyorum. Çıkın delikanlı gibi Kıbrıslı, Türkiyeli ayrımı yapan şerefsizdir deyin. Onursuzdur deyin diyemezler. Çünkü kendileri yapıyor. Utanmadan haysiyetsizce yapıyorlar. Lütfen hakkımızda çıkan haberlerin altındaki yorumları inceleyin. Bakın sesleniyorum. O nur sunuz. Haysiyetsizsiniz. Oraya bunu yazarak orada o küfürleri yazarak hakaretleri yazarak yalan yanlış bilgileri yazarak Kamuoyunu yönlendiriyorsunuz ya. Şerefsizsiniz. Değerli dostlarım. Bakın çok net buradan ifade ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki Rabbime binlerce kez şükürler ediyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bertan Zaroğlu'na bu saldırıyı yapanlar Yeniden Doğuş Partisi'ne bu saldırıyı yapanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti düşmanlarıdır. Bunu gördükçe üstlenmiş olduğum misyonu, çıkmış olduğum yolu gururla yürüyorum, gururla. İla nihaye bu devleti yaşatmak için mücadele edeceğiz. O mecliste mücadele edeceğiz. Sokak sokak gezeceğiz. Televizyon programlarında anlatacağız. Canlı yayınlar yapacağız. Bize bu saldırıyı yapanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne mandıra diyorlar. Bu devlete inanmıyorlar. Bu devletin askerliğini istemiyorlar. Vicdani reddi savunuyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne mandıra diyorlar. bu devletin varlığına tahammül edemiyorlar. İşte onlar bana düşmanlık ediyor. Allah'a şükürler olsun. Rabbime şükürler olsun. Yeni katılan arkadaşlar olduğu için son kez ifade ediyorum ve bu canlı yayına son veriyorum. Bakın bugün milletvekilinin aracına el koyuldu. Başka birisinin yakalanıp cezası kesilmesiyle beraber Arkadaşlar telefon geliyor ve kesiliyor bazen. Bakın yanımdaki yardımcımın araba sürerken bu aracı, benim aracımı, benim adıma kayıtlı olan aracı sürerken ceza kestiler. Ellerine sağlık. Kullanamazsın, adın evrakta yazmıyor. Ceza kesti polis. Ellerine sağlık. Ama velakin ben olay yerine gittim ve milletvekili olduğumu bilmelerine rağmen aracın benim adıma kayıtlı olduğunu bilmelerine rağmen iki saat boyunca aracıma el koyuldu anahtarım teslim edilmedi. Bunu kamuoyuna deklar ettim gösterdim polis genel müdürünü aradım. Polis genel müdürü bana telefonda aynen şu kelimeleri söyledi. Süleyman Manavoğlu, Sayın Süleyman Manavoğlu. Sizi açıklama yapmaya davet ediyorum Polis Genel Müdürü. Benim milletvekili olduğumu onlara söylememin ardından anahtarımı bana teslim etmeleri gerektiğini siz söylediniz bana. <laughs> Sayın Kartal Harman, Sayın Taner Ulutaş, Sayın Hüseyin Ekmekçi ve bu haberi yanlış bir haber olarak yanlış ser servis edenlere sesleniyorum. Lütfen Polis Genel Müdürü'nü açıklama yapmaya davet edin. Bana poli, milletvekili olduğumu söyledikten sonra Polis Genel Müdürü Süleyman Manaoğlu o anahtarın bana verilmesi gerektiğini söyledi. Çıksın açıklama yapsın Polis Genel Müdürü. Sayın Süleyman Manaoğlu lütfen çıkın kamuoyuna bunu açıklayın. Aksini söylerseniz ben ispatı hazırım. Polis teşkilatı bizim en gözde, en güzide kurumlarımızdan biridir. Bakın yine söylüyorum. Bizim göz bebeğimizdir. Ancak polis teşkilatının içerisindeki çürük elmalar ayrılmalıdır artık. Bakın bir örnek veriyorum. FETÖ soruşturmasından baylok kullanan vesaire suç tespit edilen isimler görevden el çektirilmedi. Hali hazırda görevdedir bu isimler. Böyle bir şey olabilir mi? Ben buradan adalet, adalet için konuşuyorum. Benim şahsıma yapılmış bir saygısızlığı hiçbir şekilde görmem, görmezden de gelebilirim. Ama benim makamıma, benim devletime itibarına leke vuracak, zedeleyecek hareketi affetmem. Herkes haddini bilecek. Hiçbir polis mensubu bunu yapamaz, yaptırmam. Bugün kamuoyuna bu işi deklar etme sebebim devletimin itibarına zede zedeleyecek, itibarını zedeleyecek bir hareketin polis içerisindeki çürük elmaların görülmesi sebebiyle ifşa ediyorum. Bundan sonra asla susmayacağım. Sözlerime şu şekilde son veriyorum. Her kim ki bu ülkede şehitler temelinde kurulmuş bu şerefli devletin çatısı altında Kıbrıslı, Türkiyeli ayrımı yapar şerefsizdir, onursuzdur, haysiyetsizdir. Aynı sözleri sosyal medyada bizi bölücülükle ayrımla suçlayanlara ve bize hakaret edenlere soruyorum. Sizce de Türkiye ile Kıbrıslı ayrımı yapmak şerefsizlik midir, onursuzluk mudur, haysiyetsizlik midir? Hadi hodri meydan. Vaktinizi çaldığım için Hepinizden özür diliyorum. Ama adaletsizlik karşısında susan dil şeytandır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Polis Genel Müdürlüğüne gittim ve davacı oldum. Ben buradan herkesi onur peşinde olan, devletin itibarının peşinde olan herkesi, her bireyi, her Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşını adaleti sormaya, sorgulamaya davet ediyorum. Lütfen sorun. Bakın, almış olduğum bir bilgi var şu anda. Onu da paylaşayım. Kiralama şirketinden yapılan sözleşmeyi yanında yok ise 24 saat içerisinde polise ibraz etme hakkı vardır. Bakın geldi şu anda bilgi. Ama ben milletvekili olduğumu söylememe rağmen yasa çiğnendi bu ülkede. Ben bu ülkede haksızlığa uğrayan, eşitsizliğe uğrayan bu polis camiası içerisinde yanlış işler yaparak bu şerefli camiayı lekeleyen insanlara karşı bu insanların adına buradan konuşuyorum. Lütfen sosyal medyadan bunları paylaşın, yorumlarınızı yazın. Bugün bunu milletvekili olarak bugün bunu milletvekili olarak şahsıma reva görenler acaba merak ediyorum halka ne yapıyorlar? Çok şikayetler alıyoruz. Bir sürü şikayetler. Genç kızlarımızdan şikayet alıyoruz. Bakın bu hat sizlere sesleniyorum. Belki size ses çıkaran yoktu ama bundan sonra var. Biz varız. Yeniden Doğuş Partisi var. Bırakmayacağız yanınıza. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu yayınların bu an itibariyle basında çıkan yalan, yanlış yönlendirme haberler neticesinde devam edeceğini. Bundan sonra gerekirse her gün kameranın karşısına geçip halkı hangi gazetecinin kandırdığını, yanlış bilgi verdiğini tek tek halka ifşa edeceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu görüntüleri paylaşmanızı hepinizden istirham ediyorum.